Teknoolan'dan merhaba değerli izleyenlerimiz. Her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiyle hayatımızda neler nasıl değişiyor diyerek sizler için bu bölüm yerli membran teknolojileriyle suyumuzu nasıl daha verimli kullanabileceğimizi, yalıtımdan otomotive, medikalden, elektronikten giyime kadar pek çok alanda kullanılan poliüretanların yerli olarak geliştirilen nanoteknolojiyle nasıl daha verimli hale getirildiğini inceledik. Ayrıca teknolojik gelişmelerden oluşan haberlerle Teknoalan başlıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili, bereketli toprakları, dört mevsimi ve sayısız güzellikleriyle cennet vatanımızın su kaynakları hızla tükeniyor. Su fakiri ülkeler arasına girmemek adına alınması gereken önlemlerin başındaysa israfa dur demek gerekiyor. Suyumuzun her bir damlasını daha bilinçli kullanarak, yerli membran teknolojileriyle tekrar tekrar kullanarak gelecek nesillere daha yaşanılası bir vatan bırakabiliriz. İşte bu kapsamda Memtek projesiyle deniz suyu ve atık suların arıtılması için dünyayla yarışır ve bu yarışta öne geçen teknolojilere sahip yerli membran üretimi gerçekleştiren Profesör Doktor İsmail Koyuncu ile konuştum. İsmail Hocam merhaba. Merhabalar. Memtek projesi nedir dersek bize anlatır mısınız? Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi'ndeyiz şu anda. Burası 2010 yılında o zamanki adıyla Devlet Planlama Teşkilatı'nın desteğiyle kurulmuş, şu anki Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle kurulmuş bir merkez. Polimerik, seramik ve kompozit membranların üretilmesini, yerli ve milli olarak üretilmesini sağlamak için burada teknoloji geliştirilmesi için kurulmuş bir merkez. 2010 yılında kuruldu. Yaklaşık 10 yıllık bir merkez oldu. Bu yıl 10. yılını kutluyoruz. Tabii membranlar nedir diye tabii soracak olursak, membranlar özellikle su arıtımı ve atık su arıtımı ve su geri kazanımında kullanılan bir teknoloji. Özellikle çevre teknolojilerinde su arıtımı ve atık su geri kazanımında membran teknolojileri artık çok kritik bir teknoloji haline geldi. Suyun geri kazanılmasında, deniz suyunun arıtılmasında membranlar çok kritik rol üstleniyor. Aslında esas arıtmayı sağlayan teknoloji diyebiliriz. Bu yerli olarak üretilmiyordu yaklaşık 3-4 sene öncesine kadar. Burada bu merkezde geliştirilen teknoloji sayesinde ülkemizde artık yerli ve milli olarak da bu membranlar üretilmeye başlandı. Günümüzde artık sizin üretiminizle, çalışmalarınızla yurt içine yetecek kadar membranı biz rahatlıkla üretebiliyoruz diyebiliyoruz değil mi hocam? Evet, evet. Membranları yaklaşık 2 yıldır ticari olarak üretilmeye başlandı. Tabii membranlar çok farklı türde membranlar. Gözenek yapıları çok farklı tipte. Üretim teknolojileri farklı. Bunları mikron gözenek çapından başlayıp angstrom gözenek çapına kadar giden farklı membran türleri var. Kullanılacak yerlere göre değil mi? Farklı. Türleri değişiyor. Mesela atık su arıtımında mikron seviyesinde membranları kullanabiliyorsunuz. Sulamada veya yeşil alan sulamada kullanmak için. Ama deniz suyunu arıtmak istiyorsanız gözenek çapı angstrom seviyesine kadar varan membranları kullanmanız gerekiyor. Ha şimdi Memtek'te biz bütün bu farklı membran türlerinin teknolojilerini geliştirmiş haldeyiz. Bunların için tabii geliştirilen teknolojinin bir yatırım yapılıp ticari ürüne dönüştürülmesi gerekiyor. Bunların şu anda iki farklı ürün için yatırım yapıldı ve ticarileştirildi. Birkaç farklı ürün içinde yatırım bekleyen ve ticarileştirmeyi bekleyen ürünler var. Ticarileşmiş ürünler Türkiye çapında bütün ihtiyacı karşılayabilecek kapasite üretim yapılıyor. İsmail Hocam, bugün ulaştığımız teknolojiyle örneğin bir deniz suyunu tamamen içilebilecek kıvama getirebiliyoruz diyebiliyor muyuz? Tabii ki.
yerli ve milli imkanlarla şu anda biz bunu teknolojisini geliştirmiş durumdayız. İleride su tabii çok kritik. Herhangi bir problem durumunda teknolojinizi geliştirmeniz gerekiyor. Mevcutta olan suyun ekonomik bir şekilde en yeni teknolojiyi kullanarak içme suyu kıvamına getirilecek kadar arıtılabiliyor olması çok büyük bir önem taşıyor. Bu ülke ekonomisini, ülkenin geleceğini düşündüğümüzde can damarlarından biri diye nitelendireceğimiz kadar hassas ve önemli bir nokta. Evet. Şimdi genel olarak enerji kullanımına baktığımızda tüketilen dünya ölçeğinde enerjinin %10 ila 20 aralığındaki bir oran suyun iletilmesi, arıtılması, bu deniz suyu arıtma, bu gibi maksatlarla kullanılıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir enerjiyi biz suyun arıtılmasına ve diğer maksatlarla harcıyoruz. Dolayısıyla bunun daha ekonomik hale getirilmesi, deniz suyu arıtmanın olsun, su geri kazanımının daha ekonomik hale getirilmesi çok önemli bir husus. Burada biz Memtek olarak hakikaten çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunu daha ekonomik hale nasıl getirebiliriz? Arıtılan birim metreküp suyun maliyetini daha az, daha nasıl arıtabiliriz? Bu konuda teknoloji geliştirmeye çalışıyoruz. Hocam, burada ürettiğiniz membran örneklerini görüyoruz. Anlatır mısınız? Evet. Şimdi burada gördüğünüz membranlar iki farklı tarzda aslında üretiliyor. Birini şu gördüğümüz silindirik tarzda üretilen membran türleri. Burada gözenekleri göremiyoruz çünkü nanometre ve mikron seviyesinde gözenek çapları var. Suyu ya bu silindirik yapının iç kısmına verip dışarıya doğru süzülmesini sağlıyoruz veya dıştan içeriye doğru süzülüp içeriden arıtılmış suyu topluyoruz. Bu şekilde bir çalışma mekanizması var. Bu silindirik yapının çapı farklı olabiliyor. 1 milim çapında, 1,5, 2 milimetre çok farklı büyüklüklerde yapılabiliyor. Bu kadar incecik bir şeyin içerisinden suyun geçiyor olması için de ciddi de bir basınç gerekiyor sanırım, değil mi? Çünkü burada mesela bu membran nasıl bir yerde kullanılacak ölçekte hazırlanmış bir membran? Mesela bu membranlar şehir içme suyuların arıtımında kullanılıyor. Göl suların arıtımında kullanılıyor. Nehir suların arıtımında kullanılıyor. Bunları ya 2-3 bar işletme basıncında bu membranlardan suyu süzebiliyoruz. Burada çok daha farklı membran türleri var. Şu gördüğünüz membran türü atık su arıtımında kullanılıyor. Evsel atık su, kanalizasyon atık sularının arıtımında bu membranları bununla süzüyorsunuz ve buradan geçen suyu direkt olarak yeşil alan sulamalarda, park bahçe sulamalarında kullanabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz yine şu levha tarzda üretilen bir membran türü. Evet, hep böyle iplik şeklinde gördük ama burada bir levha şeklinde görüyoruz. Bu gördüğünüz levha tarzda bir membran türü. Bunu yine gözenek yapısını mikron seviyesinden angstrom seviyesine kadar indirebiliyorsunuz. Bu membranı hem atık suda kullanabiliyorsunuz hem de yüzeye çok ince film kaplama yapıp deniz su arıtımında kullanabiliyorsunuz. Peki İsmail Hocam, hangisini arıtmak daha zor? Atık su, kanalizasyon, deniz suyu, hangisi daha zor dersek? Aslında şu anki geldiğimiz teknolojiyle hepsini yapabiliyoruz. Yani zorluk derecesi tamamen ekonomik boyutla alakalı aslında burada. Daha pahalı demiş olayım o zaman evet, ben. Evet, deniz suyu arıtımı tabii en pahalı olan şu anda arıtma türü diyebiliriz membranlar açısından. Çünkü içerisinde çözünmüş iyon ne kadar fazlaysa membranlara daha fazla enerji uygulamanız gerekiyor. Dolayısıyla enerji demek işletme maliyeti demek. Evsel atık suların mesela arıtımında kullanılan şu membranlarda evsel atık suda tamam partiküler madde var ama evsel atık suyun %99'u su ve içerisindeki çözünmüş iyon tuz olmadığı için daha düşük işletme maliyeti uyguluyorsunuz. Dolayısıyla evsel atık suyu arıtmak, içilebilir hale getirmek deniz suyu arıtımından daha ucuz. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada hep böyle iplik iplik dedik. Tabii biz baktığımız zaman bu şekilde görüyoruz. Plaka şeklinde ve yine burada silindir şeklinde gördüğümüz membranlar var. Şimdi bu gördüğümüz aslında şu levha haldeki membranın modül haline getirilmiş tarzı. Bunlara biz spiral sarılı membran diyoruz. Şu gördüğünüz modül evlerde, mutfaklarda kullanılan
ters ozmoz membran modülleri. Aslında evlerde kullanılması için küçük olarak bunlar burada üretildi ve dünyada da bu şekilde küçük oranda üretiliyor. Tabii bunun mesela daha büyük endüstriyel ölçeğe taşıdığımızda işte deniz suyu arıtımı, evsel atık su geri kazanımına daha büyük 1 metre uzunluğunda ve 25-30 santim çapında hatta daha büyük 50 santim çapına varan bu tür silindirik membranlar ticari olarak üretilir. Peki dünyadaki bu membran teknolojisiyle ülkemizin şu an geldiği teknolojiyi kıyaslayacak olursanız İsmail Hocam, arada bir fark var mı sizce? Şimdi Memtek 10 yıllık bir merkez konumunda. Şimdi bu 10 yıla baktığımızda biz dünyada birçok merkezle de çalışıyoruz, işbirliği halindeyiz. Dünyadaki sayılı ilk 5 merkez arasında olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Teknoloji olarak da yani tamamen gerisinde değiliz, hatta bazı alanlarda ilerisindeyiz. Dünyadan talep geliyor mu size? Evet. Şimdi yakın çevrede tabii Memtek'le işbirliği halinde olduğumuz birçok üniversite var. Ar-Ge projeleri yapıyoruz. Uzak Doğu'yla, Amerika'yla, Kore'yle projeler yaptık. Amerika'yla birçok üniversiteyle projeyi yaptık. Afrika'da yine Tunus'ta ve farklı üniversitelerle projeler yaptık. Orta Doğu'da yine işbirliği halinde olduğumuz üniversiteler var. Bu tabii işin akademik boyutu. Bunun yanında burada geliştirilen teknolojiyi kullanmak isteyen ülkeler var. Afrika'ya gönderildi mesela ülkemizde üretilen şu anda ürünler. Orta Doğu'da birçok ülke şu anda talep ediyor. Türkiye devletlerde olsun. Dolayısıyla geliştirdiğimiz teknoloji de şu anda dışarıya ihraç edebilir konuma gelmiş durumdayız. İsmail Hocam, şöyle söyleyebiliyoruz değil mi? İnsanoğlunun teknolojiyle, işte sanayinin gelişmesiyle kirlettiği su kaynaklarını yine geliştirilen teknolojilerle temizleyip bu dünyamızda var olan su kaynaklarını daha uzun süre sağlıklı bir şekilde kullanılabilir noktasına geldik diyebiliyoruz değil mi günümüzde? Evet, çok rahat söyleyebiliriz. Biz geliştirdiğimiz bu teknolojilerle deniz suyunu arıtabiliriz, suyu geri kazanabiliriz. Dolayısıyla kişi başına su miktarını istediğimiz o binin üzerinde sürekli tutabilirsek dolayısıyla su kıtlığı görmeyeceğiz. Dolayısıyla membran teknolojileri bu noktada hakikaten çok önemli vazife görecek. Gelişen teknolojiyle de bunu çok çok daha ekonomik rakamlarla yapmak söz konusu olacak. Ki şu anda günümüzde de bu noktaya geldik diyebiliyoruz. Tabii eskiye nazaran. Tabii. Geldiğimiz noktada birim metreküp başına mesela deniz suyu arıtma maliyeti bundan 20-30 sene öncesinde çok daha fazlayken şu anda geldiğimiz noktada hakikaten uygulanabilir seviyelere geldi. Şu an baktığımızda sanayinin İstanbul, Çorlu, Tekirdağ, Kocaeli bu bölgedeki sanayici suyun metreküpünü 5 ila 15 lira aralığında temin ediyor. Atık suyunu geri kazanmak isterse bunu çok daha ekonomik 1 liralar, 1,5 lira, 2 lira seviyesinde kendi atık suyunu geri kazanıp fabrikada tekrar kullanabiliyor. Önümüzdeki süreç için hedefleriniz nelerdir? Düşük maliyette suyu nasıl arıtabiliriz? Daha düşük maliyetli membranı nasıl temin edebiliriz, üretebiliriz? Bunların sürekli olarak araştırmasını ve geliştirmesini burada yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Akıllı saat sektörünün önde gelen isimlerinden Garmin, yeni akıllı saatlerinden biri olan Venu'yla dikkatleri üzerine çekti. Gelişmiş sağlık takibi sistemleriyle öne çıkan Garmin'in yeni modeli GPS desteği de sunuyor. Garmin akıllı saatler üzerindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeni serisiyle dikkatleri üzerine çeken firma, kullanıcılarına pek çok farklı seçenek sunuyor. Garmin'in Venu modeli, yerleşik GPS desteği ve ekran kalitesiyle öne çıkıyor. Kullanıcılar saatin ekranını diledikleri takdirde daima açık kalacak şekilde ayarlayabiliyor.
Bu da Venu'nun standart bir saat gibi görünmesini sağlıyor. Venu kullanıcılarına randevu saatlerini hatırlatıyor, alışveriş ödemesini yapmakta kullanılabiliyor ve uyku takibi gerçekleştirebiliyor. Akıllı saatin 1.2 inçlik ekranından kardiyo, yoga, pilates gibi farklı türdeki etkinliklerin nasıl yapılması gerektiğini anlatan animasyonları da izleyebilirsiniz. Kullanıcıların solunum ve terleme durumlarını da takip eden saat, kandaki oksijen doygunluğu seviyesini de ölçebiliyor. Akıllı saat modunda kullanıldığında ise 5 gün boyunca şarja da ihtiyaç duymuyor. Yerli olarak geliştirilen hibrit nanopartikül takviyeli poliüretan nanokompozitle yalıtım, enerji, otomotiv, medikal gibi pek çok alanda kullanılan poliüretan malzemenin özellikleri artırıldı. Böylece nanoteknolojiyle geliştirilen poliüretanların değeri yükseldi, malzeme ve maliyet verimliliği sağlandı. Hocam merhaba. Merhabalar. Poliüretan malzemeyi nanoteknolojiyle nasıl buluşturdunuz? Bu çalışmalarınız nasıl başladı? Anlatır mısınız bize? Aslında çalışmalarımız 5 yıl öncesine gidiyor. Bizim temel yaklaşımımız şuydu. Acaba ucuz üretilebilir ve ölçeklenebilir bir malzeme yapabilir miyiz sorusuyla başladık. Tabii poliüretan sanayide birçok farklı sektörde kullanılan bir malzeme. Fakat kullanılma durumu tamamen herhangi bir katkı malzemesi olmadan katkısız bir şekilde kullanılıyor. Ve birçok da teknolojik olarak bazı sıkıntılar söz konusu. Biz bundan hareket ederek poliüretanın içerisine acaba nanoteknolojik bir takım partiküller, nanopartiküller katabilir miyiz diye düşündük ve bunu uyguladık. Peki Levent Hocam, dünyada bu tip çalışmalar var mı? Şimdi dünyada son zamanları özellikle poliüretan üzerinde bu çalışmalar başladı. Hatta ticarileştirme çalışmaları da başladı. Bizimle aslında eş zamanlı oluştu bunlar. Bizim yaptığımız şey temelde poliüretan içerisine birkaç farklı nanopartikül katarak bir sinerji etki oluşturmak. Hem bilimsel anlamda, akademik anlamda hem de patentleyip bunu ticarileştirme anlamında çok enteresan sonuçlar bulduk. Mesela örnek vermek gerekirse bizim kullandığımız iki ana nanopartikül, bir tanesi karbon nanotüp, yani karbon nanotüp diye isimlendirilen, CNT diye isimlendirilen bir partikül ile grafen, ki son zamanlarda çok popüler olmaya başladı. Bu ikisini aynı anda poliüretanın içerisinde katarak uygun bir sinerji elde ettik. Bu aslında özgün ve yeni bir buluş. Dünyada örneği yok. Dünyada örneği yok. Fakat dünyada şöyle bir örneği var. Sadece grafen kullanılarak bir otomotiv sanayi kullanımına uygun olarak GE firması, Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu hatta çok yakın bir zamanda değişik platformlarda haber olarak da yaptılar. Yani poliüretanın içerisine sadece grafen koyarak motor kaputlarının üzerinde ses izolasyonunu sağlamak amacıyla bir parça geliştirdiler ve bunu yakında kullanacaklar. Fakat bizim yaptığımız çalışmada bunun bir ötesine geçerek karbon nanotüp ile grafenin bir sinerji oluşturmasını sağladık ve daha iyi sonuçlar elde ettik. Şimdi poliüretan çok yaygın kullanılan bir malzeme dediniz. Pek çok alanda, pek çok amaçla kullanılıyor. Siz bu kadar yaygın kullanılan malzemeyi nanoteknolojiyle buluşturdunuz ve kullanım yelpazesine baktığımızda pek çok alanda pek çok şeyi değiştirebileceksiniz bu buluşunuzla. Tabii. Örnekler verir misiniz hocam? Tabii. Mesela en temel sorunun bir tanesi beyaz eşya sektöründeki işte buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi cihazların oluşturmuş olduğu sesler. Normalde bazı firmalar bunları engellemek için izolasyon malzemesi olarak etraflarına poliüretan koyuyorlar. Fakat bu poliüretan tamamen saf poliüretan. Nanoteknolojik bir katkı maddesi olmayan, nanopartikül kullanılmayan poliüretan. Bizim yaptığımız çalışmalarda 500 Hz, ya Hz mertebesinin altında
Bu akustik izolasyonu %50 mertebesinde biz arttırdık. Bu çok önemli bir aslında durum. Çünkü siz oluşan sesin %50 daha etkin bir şekilde dışarıya sızmasını engelliyorsunuz. Ve aynı zamanda siz belki daha ince bir poliüretan kullanarak hem cihazın daha kompakt olmasını hem daha tasarımsal anlamda daha iyi yapılabilmesini falan sağlayabilirsiniz. Bunun yanında mesela poliüretan otomotiv sektöründe, otomotivlerin içerisinde çok yoğunluklu olarak kullanılıyor. Gene temel amaç ses izolasyonu yönelik olarak. Bizim yaptığımız malzemenin kullanılmasıyla otomotivdeki ses izolasyonu %50 oranında etkin bir şekilde azalacağını söyleyebiliriz. Sadece bunda kısıtlı değiliz. Mesela poliüretanın içerisine silika nanopartikül kattık. Silika nanopartikül katarak termal iletkenliğini çok üst seviyelere çıkarttık. Bu da mesela buzdolaplarına kullanılabilir. Veya termal izolasyonun gerekli olmuş olduğu yerlerde bunu kullanabiliriz. Yani temelde şunu söyleyebiliriz. Hayatımızdaki birçok cihazın ses çıkartan, aynı zamanda ısı yalıtımı için önemli olan durumlarda bu yeni malzeme türü, geliştirdiğimiz malzeme kullanılabilme alanları var. Ve şu an zaten kullanılıyor. Bizim yaptığımız bunu daha da ileriye götürmek. Nasıl tepkiler aldınız? Vallahi şu an yani birçok firma görüşme durumundayız. Hatta uluslararası bir firma bize malzememize örnekler aldı, test yaptı. Hatta daha büyük malzeme temini için bizden talepte bulundu. Hem Türkiye'den de değişik firmalar buluşumuzun niteliklerini öğrendikten sonra ilgi duyuyorlar ve kendilerine uygulanabilirliğini araştırıyorlar. Ve bizden örnek talep ediyorlar. Yani ben inanıyorum ki birkaç sene içerisinde bu bizim yapmış olduğumuz, patente dayalı olarak yapmış olduğumuz yeni malzemenin mutlaka uygulama alanı olacaktır. Otomotiv sektöründe pek çok markanın modellerinde sürüş keyfi, konforu gayet iyi ancak bahsettiğiniz bu ses izolasyonunun yeterince başarılı olamaması nedeniyle örneğin istenilen rakamlara ulaşamıyor biliyor o marka o modeli için. Vallahi şunu söyleyebiliriz yani eğer siz rakiplerinizden daha iyi bir konfor sağlayabilirseniz ki bu teknolojiyle olur, yenilikçi bir yaklaşımla olur kesinlikle markanızın veya da otomobilinizin tercih edilirini artırabilirsiniz. Yoksa aksi halde sıradan bir ürün yaparsanız onun tercih edilmesi de ona göre daha az olur. Yani bu bizim ürünümüzle bu tip bir ara durumu aşabileceğimizi düşünüyorum. Poliüretan malzeme üzerinde çalıştınız ve böylesi bir başarı elde ettiniz. Evet. Tebrik ediyoruz. Bir sonraki hamleniz ne olacak? Şu an üzerinde çalıştığınız farklı projeleriniz de var mı? Şimdi bizim yapmış olduğumuz değişik alanlarda çalışmalarımız da var. Özellikle nanopartikül kullanılarak grafen bunun önceliğinde mesela bir tekstil ürünlerinin grafenin entegre edilmesiyle vücudumuzdaki ısının daha homojen bir şekilde dağılmasını sağlayacak konfor tekstil üretme çalışmalarımız devam etmekte. Örnekten hareket etmek gerekirse mesela bir ameliyathaneden çıktıktan sonra insanların birçoğu sadece soğuk ortamda bulunmalarından dolayı ciddi rahatsızlıklar geçirebiliyorlar. Fakat vücudumuzda üretilen bir ısı var. Kalbimizin civarında, akciğerin bu göğüs kısmında bu ısının ısısı düşmüş olan bölgelere kolaylıkla ve etkin bir şekilde iletilmesini sağlayan bir tekstil geliştiriyoruz. Ve nanoteknoloji tabanlı bir malzeme olmak üzere söylemek gerekirse tekstil tabanlı nano zırh yapıyoruz. Normalde zırhlar şu an var insanlara yönelik olarak fakat bu zırhlar genelde daha kalın ve bazı ağır olabiliyor. Bizim yapmak istediğim şey şu an giymiş olduğumuz tişört kadar ince ve yani bir kurşuna karşı bir silahın etkisini azaltabilecek ölçüde bir zırh geliştirmek. Nanoteknoloji pek çok alanda teknolojinin ilerlemesi gibi nano alanında da teknolojinin ilerlediğini görüyoruz. Sizin bu önemli çalışmalarınızla tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Otomobil dünyasında gelişmeler hız kesmiyor. Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Hyundai, yürüme yeteneğine sahip olan otomobil tasarladı. Thank you.
ilk olarak 2019'da Las Vegas'ta düzenlenen teknoloji fuarında sergilenen Hyundai Elevate, diğer otomobillerden farklı olarak tekerleri üzerinde gitmekle kalmıyor, yürüyebiliyor. Yürüyebilme kabiliyeti kazandırılan otomobil daha çok sel, deprem gibi doğal afetlerde hayat kurtarma amacıyla tasarlandı. Adının hakkını veren araç yüksek yerlere kolayca tırmanabiliyor ve gelişmiş manevra kabiliyetiyle en zorlu yüzeylerde dahi rahatlıkla yol alabiliyor. Henüz konsept formunda olan Hyundai Elevate, elektrikli otomobillerle robot teknolojilerinin harmanlanmasıyla tasarlanmış bir araç. Robotik bacaklar sağa, sola, ileri, geri, geniş, serbest açılarla hareket ederken mevcut tekerler istenildiğinde tipik otomobil kullanımı sağlıyor. Robotik bacaklar sağa, sola, ileri, geri, geniş, serbest açılarla hareket ederken mevcut tekerler istenildiğinde tipik otomobil kullanımı sağlıyor. En zorlu koşullar düşünülerek tasarlanan yürüyen otomobil Elevate'in ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz belli değil. Philips akıllı aydınlatma ürünü Hue'yla kullanıcılarına aydınlatmada pek çok seçenek ve enerji tasarrufu sağlıyor. Ülkemizde de kullanıcılarına sunulan ürün aynı zamanda siz evinizde olmasanız dahi evinizi aydınlatabileceğiniz için güvenlik imkanı da sağlıyor. Akıllı cihazlarla kontrol edilebilen dünyanın ilk bileşik ev aydınlatma sistemi Philips Hue, akıllı aydınlatmada her geçen gün bir yenilik geliştiriyor. Kullanıcılar akıllı cihazlarına yükledikleri uygulama veya dijital asistanlara sesli komut vererek Philips Hue'yu kullanabiliyor. Akıllı aydınlatmayla nerede olursanız olun kablosuz olarak yaşam alanınızı aydınlatabiliyorsunuz. Philips Hue, Wi-Fi modemine takılan bağlantıyla birlikte sunuluyor. Akıllı aydınlatma Hue, konum bulma, kullanıcının eve yaklaştığını hissederek otomatik olarak aydınlatma ünitelerini açma veya evden çıkarken kapatma gibi potansiyel özelliklere de sahip.